Yağmur abla, inanılmaz ötesi bir iddia duydum. Yanaşıyor şeye, Canberk'e. Damla ile Aylay bayağıdır ben yan yana görmüyorum. Ama bu sefer şey, Canlı atıyor. Canlı bir üç var yanımda. Sosyal tipler pilav pişirir mi demiş. Ben bir daha hayatımı tam anlamıyla size açmak istemiyorum. Ezgi Rıfat Küslü ile ilgili arkadaşlar. Bunu ilk defa burada söylüyorum. Herkese kocaman merhaba. Nasılsınız arkadaşlar? Umarım keyifler yerindedir. Benim birazcık keyfim kaçık. Bu sefer ne oldu yağmur diyecekler. 2 gün önce zaten Instagram'da paylaştım biliyorsunuz. Cildime fraksiyonel lazer yaptırdım arkadaşlar. Bu bizim bir story olayımız oldu. Bir piknikle ilgili biliyorsunuz. Bunu şimdi uzun uzun anlatmayayım. Zeynep de o storyleri görünce aşkım dedi gel. Sabahını atladım gittim ama ben böyle sonuç vereceğini bilmiyordum. Yani bu kötü bir şey değil söylediğim bu arada. Şimdi lazerli bir sistem olduğu için orada senin bildiğin cildini yakıyor. Benim yüzüm yandı şu an. Ya tüp patlamış gibiyim. Şu an ışıkların en yüksek ayarını getirdik. Makyajı geçtim. 4 kat krem var. Krem var yani. Bir işte antibiyotikli krem, bir başka krem, bir bepantol falan. Hani bunu bu videoluk beni affedin ne olur. Neden bu şekilde oturdum? Onu da ben söyleyeyim. Çünkü çok konularımız var biliyorsunuz. Damla hala barıştı. Dilara erkek arkadaşından ayrıldı. Buralarda Sude'nin adı geçti. Bizim eski konularımız aslında konuşacağımız konular birazcık. O yüzden şimdi bazı insanlarla da benim aram kötü oldu. İstemeden kötü oldu. Bazen isteyerek belki kötü oldu bilmiyorum ama yeni nesil magazin yaptığım için tabii bizim konumuz da olacak. Çok güzel bir video bizi bekliyor arkadaşlar. Herkes yerini aldıysa ve kahveler yapıldıysa video başlasın. Arkadaşlar bu arada fazla gülemiyorum. Germe ya yüzüm şu an diyorum ya kremlerle nemlendirici krem basarak yumuşatıyoruz şu an yüzümü. Bir de her yerim kremli biraz canım iyi yaşa. Biraz da acıyor. Biraz bayağı acıyor aslında. Her yerimde kremli saç tellerim falan geliyor. Arada bir çekiyorum ne olur kusura bakmayın bak altı çizerek söylüyorum. Bir anda yine diyem hareketlendi benim otururken. Dediler ki abla Dilara Canberk'le fotoğraflarını kaldırdı. Takipten de çıktı. O sıra hemen bir haber daha geldi. Dediler ki aha Sude'yi de çıkardı takipten. Şimdi dedim ki ne alakası Sude? Sude ile kankalığını herhalde Sağır Sultan bile duymuştur. Canberk ve Sude kanka mı? O kısmı bilmiyorum. Evet. Şimdi o kısma gelecektim zaten. Güzel bir soru sordun. Asla takipten çıkartmamış Sude'yi. Sude'yi engellemiş. Burada Canberk'ten ayrılıp fotoğrafları silmesi değil benim derdim. Çünkü bu arkadaşlarımızın daha önce ilişkileri olduğu için ilişkilerindeki tutarsızlıklarını birazcık biliyoruz. Şimdi o gece Sude'yi engelleyince bana geldi takipçiler dedi ki abla Sude ile senin dediğin soruyu cevaplıyorum şu an. Berkcan mıydı? Canberk. Canberk ile Sude daha öncesinde arkadaşmış. Daha öncesinde arkadaş oldukları için Sude'yi engellemesi tuhaf dediler. Yani şimdi şöyle bir şey oldu. Şimdi ben o gün bana bir iddialar geldi. Bana da gelen iddiaların sonunda ben dedim ki çok hoş şeyler duymuyorum. Çok kötü diye yazılmış Sude tarafından falan ama çok kötü şeyler demedim ben. Çok hoş olmayan, nahoş şeyler duyuyorum anlamında söyledim. Dediler ki takipçiler, abla Sude ile Canberk arasında bir şey olmuş olabilir mi? Çünkü ikisini aynı anda engellemesi ya bir şey duymuşsundur ya Canberk'e kızdığın için Sude ona destek vermiştir. Ne alaka kanka demiştir, senin hatan demiştir. Sinir olmuştur, o yüzden engellemiş. Şimdi sesi düşünüyorum ben de evde. Ben her story atarken sesi düşünüyorum. TikTok yorumları da yazılmış. Sude'nin postları da yazılmış. Dilara'nın postları da yazılmış. O gece bana böyle deli gibi geliyor. Sude ile Dilara arasında bir şey mi oldu? Bu ben story atmadan önce oldu bu arada. Arkadaşlar şimdi Dilara o gün bir basın açıklaması yaptı. Sadece bir yanlış anlaşılma var, onu düzeltmek istiyorum. Sude ve Canberk çok yakın iki arkadaşlar, dostlar. Yani benden önce de zaten onlar arkadaşlardı, dostlardı. Bunun dışında bir şey asla ve asla söz konusu olamaz. İkisinin de bu konu için ne zanaatını bırakmak istiyorum ne de başka bir şey düşünülmesini istiyorum. Onların dostlukları ve arkadaşlıkları her zaman her şekilde baki kalacak. Sadece benim kırıldığım, üzüldüğüm, alındığım birkaç konu oldu ve şu an için en doğrusu süreçte bu diye düşünüyorum. Bunun dışında asla başka hiçbir sebep yok. Hem Sude ile Canberk çok yakın arkadaş. Hatta benden öncesinin dayanan bir arkadaşlıkları var diyor. Hem de şu anlık alındım, darıldım falan. Şimdi takipçiler o gün dedi ki bize geçmedi bu açıklama. Çünkü story falan da sildi o gün Dilara. Ona da geleceğim birazdan.
Yani anladık ki çok büyük bir şey yok ve biz her an barışabiliriz gibi bir açıklamaydı aslında bu. Aldatılmış bir kadın, şu anlık bir kırgınlığım var, şu an bu böyle demez. Hani bu lafı söylemez. Mesela geçen Eda Ece ne dedi? Basketçiyle bir sevgilisi var ya, ben her kızdığımda onu engelliyorum veya takipten çıkıyordum dedi. Ama artık magazin bunu çok büyük bir olay gibi yorumladığı için artık sinirimi içinde tutuyorum. Ve yapmıyorum bu hareketleri dedi. Evet, öyle bir şey de olmuş olabilir. Sadece zaten bizim bu olayın bu kadar büyüyüp benim bu kadar best story'e yaymamın sebebi Sude'yi engellemesi. Çünkü biliyoruz ki onlar aynı insanı severler. Onlar aynı insanı nefret kusarlar. Hani onlar böyle kendi gruplarına örnek teşkil eden. Yani biz ayrılmayız. Biz her şekilde beraberiz. İnsanlar. Arkadaşlar, yani benim burada anlatmak istediğim şey, Dilara'nın bir kırgınlığı var. Dilara'nın öyle yani bizim hissettiğimiz gibi böyle büyük bir olayı yok. Dilara zaten bunu bir hafta öncesine kadar bize hissettiriyordu aslında. Birkaç gün öncesinde tarot kartı açtı ve tarot kartlarını bize gösterdi. Şimdi bir insan durup durup tarot kartlarını göstermesinin sebebi ya takipçilere mesaj vermek istiyordur ya hayatındaki adama bir mesaj vermek istiyor. Şimdi burada diyor ki Dilara, kremlerden gözün de görmüyor, bulanık görüyor gözün. Peşinden git, kaygılanacak hiçbir şey yok. Oyun. Tarot yorumlamayı astrolojiden anlayan takipçilerim var, biliyorum. Bunları bana bir anlatsın. Yani merak ettim, okuyacağım. Bir tane daha vardı arkadaşlar. Biliyorsunuz 22.02'de astroloji uzmanları çıktı, dedi ki dileğiniz dileyin, meditasyon yapın, güzel bir enerjisi var, dua edin. Ne istersen, nasıl bir dua şeklin varsa sen onu kendince yap. Çünkü bugün özel bir enerjisi var, gücü var dediler. Dilara da o gün dileğini diledi. Bugün kendinize vakit ayırmak, dilek dilemek, şifalanmak için müthiş enerjilerin olduğu bir gün. Hatta bir haftaymış. Hepsi kabul oldu bile, gönderelim evrene. Böyle bir şey yaptı. Akşamına da Canberk'i engelledi. Bir de arkadaşlar, yine takipçilerinden gelen bir DM okuyorum. Ama belliydi az çok her şey. Güzel giderken Dilara bir iki gündür kendin olmak, kendini bulmak, kendimle baş başa çok iyiyim gibi şeyler paylaşıyordu. Ha, bir de sanırım dün bir podcast paylaştı. Uzun bir yazı yazdı. Kimseye ihtiyacım yok. Sadece kendimleyim. Kimseye aynı hissetmeyebilir. Erkek arkadaşım da hissetmeyebilir gibi şeyler yazmış. Bugün de fotiler kalkmış. Fotoğrafla ne iyi geldi kendi kendimle kalmak gibi de yazı yazmış. Yani aslında demek istediğim şey, Dilara bunu hissettiriyordu. Şöyle iddialar da geldi. Abla, Dilara'yı kıskanabilir mi? Çünkü Dilara bugün yeşil bir tane göğüs ucu gözüken, bu story değil ama bu story vibe'ında bir storiesi atmıştı, yeşil böyle. Ben de görmüştüm. Göğüslerin ucu gözüküyor. Hani acaba bunları Canberk sorun edip kıskanabilir mi? Evet dediler. Ben öyle bir şey olduğunu düşünmüyorum. Ben öyle bir şeyi, Canberk'in öyle bir şey sorun edeceğini de düşünmüyorum. Zaten onu öyle tanıyorsun. Yani bir insanı öyle tanıyorsun, öyle seviyorsun. Öyle hayatına sokuyorsun. Sonra mı bunu dert edecek? Bence o değil yani. Hani. Ama o gün tabii kafamı yine karıştıran bir şey var. Dilara o story'i niye sildi? Ertesi gün Knight bir tweet attı pişman olduğuna dair. O tweet'i de okuyalım. Sinirlenince telefonu aptalca bir şeyler yapmamak için elimden bırakmayı öğrenmem lazım. Bunu defalarca yazmış Dilara. Yani yapmamam lazım, yapmamam lazım, kendine gel, sen biter ziya gilsin gibi bir tweet atmış. Sence bu ilişki tatlıya bağlanır mı? Canberk de Dilara. Yani bence Canberk bağlanır. Suğur Dilara de. Bence şu an kedi gibi, biliyor musun? Evet. Adım adım yanaşıyor şeye, Canberk'e. Sude falan tabii, Sude falan. Sude'nin engelini kaldırdı mesela. Bir yarın günde Damla ile Ala gibi bir yerde gelip story atılıp takipleşilebilir. Mesela çekimler oluyor. Biliyorsunuz Sude'nin markası var, 10AM. diye, doğru hatırlıyorum değil mi markanın adını? Mesela o markanın çekimleri oluyor. Ah, çekimleri böyle gülemiyorum yüzümle. Mesela hiç Dilara'yı oynatmadı çekimlerinde. Hani şey var, Yiğit var, Aleyna var, Buse Plan var. Ama oynatmadı mı, gelmedi mi? Yani oynatmadı derken hiç o şeyde görmedik. Hiç böyle görmedik fotoğraf karelerinde. Sude çekimlerinde Aleyna'yı kullanırken, Buse Plan'ı kullanırken Dilara'yı neden kullanmıyor? Ben bunu düşünüyorum sadece. Yani ya hep içten içe, içlerinde birbirlerine karşı tam tamamlanamayan, bütünleşemeyen bir şey mi var? Yoksa... Veya o gün işi mi var? Ya bilemiyorum. Hani bazen 3 kişilik kız gruplarında bu sıkıntı yaşanır. Yani bunu okul zamanı ben de yaşadım. Yaşayan arkadaşlarımdan mutlaka vardır. 3 kişilik kız gruplarında böyle ikisi, üçü çok iyi anlaşır. İşlenen biri... Bu titriyor. Bir şey arkadan çalversenize. Her zaman 3 kişinin
Üçü de böyle BFF olmak zorunda değil. Her zaman ikisi daha böyle BFF olur. Hani anlatabiliyor muyum? O yüzden bu üç kişilik grup da bana her zaman böyle ya hangisi hangisi acaba daha yakın? Acaba hangisi hangisini daha çok seviyor falan deyip baktım, böyle bakıyorum yani. Zaten niye olmadık bugün? Aleyna hayatında kaldı Dilara'nın. Ama Sude çatları engelledi. Engeli kaldırdı. Ama daha takipleşmediler yani. Daha friends olmadılar. Yani Yağmur'cum bu ilişki. Yani evet. Tatlıya bağlanır mı? Canberk birazcık burnunu sürtüp sonunda mı Dilara ile bence barışacak. Çünkü Dilara Canberk'ten bu işi almasa öyle aşığım, evet peşinden gideceğim, pişmanım falan storyleri atmaz. Ah be Dilara salak kafa demez. Işık mutlaka görüyor ama bakalım. Ama barışırlar. O zaman sana bir sürpriz yapayım. Biraz önce birbirini takip etmeye başladılar. Ve resimler yeri geldi. Bak işte. Ya, Sude'yle bu onunla da barışır. Öyle mi? Yani. Çünkü eğer onunla barışmadığı sürece her zaman bizim kafamızda her ne kadar Sude ben hayatımda gündeme hiçbir zaman gelmedim, beni zan altı bırakır dese de onu en büyük zan altına bırakan insan Dilara oldu. O gece ikisini hayatından çıkararak. Dilara Sude zan altına bırakmamak adına bu konu uzamasın diye onunla da takip alır barışırlar. Ay, çok minnoş bir video oldu. Aynen. Bazen videoda aynen. Bakalım bir daha dur bakalım videoda neler olur. Sus, daha yeni başladık videoya. İnşallah öyle şeyler olmaz. Böyle konularım var çünkü birbirine girmesin konularım. Yeni videoya. Pazar günden sonra kıyamet kopsa umurumda değil. Ağlıyorum bak zaten. Şimdi bir arkadaşlık biterken, bitmiş bir arkadaşlık da yarım kaldığı yerden devam ediyor. Tabii bu şok etkisi yarattı bizim yani. Damla ile Ala'dan şu fotoğraf bize geldi sarılıp diye gülümseyen bir fotoğraf. Geldi sonunda, ah be! Onlar zaten takipleşiyorlardı. Kafalarda şey sorusu hemen ilk oluştu. Sibel'in Damla ne olacak? Şimdi bana herkes şey sordu. Damla ile Damla Altun ne sıkıntısı var? Damla Bilge Damla Altun'un var. Damla biliyorsunuz bir video çekiyordu. Gene ben laf soktuğu bir videosunda. Diyordu ki Ala'ya senin karşına Damla Altun yok. Damla Bilic var. Ama bu sefer şeydi. Damla Altun yok. Damla Bilic var yanımda. Neden? Hani yükseldi Damla. Damla da iyi para kazanıyor. Ondan dolayı Damla rahatsız olmuş olabilir tahminimce. Ama Damla Altun biliyorsunuz arkadaşının linkini bırakan bir kadın. Yani arkadaşının giydiklerinin linkini bırakan bir kadın. Ne yapıyor? Selin'in şapkası, işte Maral'ın tişörtü falan diye. Damla Bilic de biliyorsunuz beni konseptinde bir konsept yapmak istemişti bir ara. Hani böyle yanlış link bırakıyorsunuz falan diye. Arkadaşlarınızın linklerini bırakıyorsunuz falan diye. Orada bir Damla'ya gönderme yapmıştı. Bir de sonrasında burada senin karşında Damla Altun yok. Damla Bilic var demişti. Sonra Damla Altun da o lafından sonra Damla'ya ben ne alaka ya diye bir tweet atmıştı. Hatırlayanlar vardır. Ben de bunları bir storylerde döndürmüştüm. Şey var böyle bir o onu pek sevmiyor anladığım kadarıyla. O da onu pek sevmiyor ama bu şeyi başlatan galiba ilk Damla. Ala'yla Sibel barışır mı? Ala'yla Sibel barışmaz. Deyip bak bu hayatta her şey olabilir ama hani duyduklarıma göre ihtimaller zor. Ama barışabilirlerdi. Yani bilmiyorum %50 %50. Çünkü diyorum ya sana şimdi bak bu influencer dünyasında ne var biliyor musun? Her şeyi bir kenara at. Etkileşim çok önemli. Yani bugün Ala yere düşse Damla Altun yanına sokmaz. Veya Damla Altun yere düşse yani bugün 600 bin takipçisi değil de 20 bin takipçisi kalsa Damla Altun'a kimse yanına gitmez. Yani ne Suudi'ye gider, ne diğerlere gider, ne Sibel'i gider. Anladın mı? Şu an herkesin birbirine ihtiyacı var o sektörde. Çünkü büyüyeyim. Bak ben mesela hani takılmadığım için ortamlarda sayım artmıyor. Ben de mesela bugün davete gitsem hop 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 o beni etiketlese, o beni etiketlese ben de hızla büyürüm. Ama ben uzak duruyorum. Çünkü onlar büyümek için bunu yapmak zorunda. Yani Damla'nın aileyle takılması lazım. Sibel'in Damla'nın vloglarında olması lazım. Derev'in orada olması lazım. Melodi'nin burada olması lazım. Hani ne oldu? Aile bir tweet attı sabahına. Dedi ki alkol bizi gece önceki hatalarımızı düşünmek için erken uyandırır. Şimdi alkol içenler bilir. gece de yaptığın şeyi bilirsin. Anladın mı? Yaptığın yani evde bir mesaj atmışsındır veya yanlış bir şey yapmışsındır. Sabahın o pişmanlıkla uyanırsın. Hatta gerçekten de erken kalkarsın. Böyle rahat uyuyamazsın bile hani. Ya çok başın ağrı uyuyamazsın. Ya da pişmanlığından uyuyamazsın. Şimdi Ala'nın bu tweet atması tuhaf değil mi? Yani sen mesela ben Damla Altun olsam. Bak yere aynı şeyi söylüyorum. Bozulurum. Yağmur'un hikayesine görsem. Yağmur'un hikayesi ona gönderir. Bu ben miyim gerçekten derim. Ben çünkü Damla Altun pişmanlığını mı yaşıyor derim. Mesela ben bunu hesabımı sorarım.
Ama belki damla da sormuştu, bilmiyorum. Ama belki akşam bizim bilmediğimiz bir şey olmuştur. Yani. Ha, belki aile bir şey yaşamıştır. Erkek arkadaşı, yeni bir erkek arkadaşı var. Bir herhangi bir şeyle yaşamıştır. Her şey olabilir. Evet, kaza yani. Yapmıştır. Polisle kavga etmiştir. Biz böyle yorumladık. Aileden de ses çıkmadı. Onun üstüne, bunu ben story atmadım ama damla bir story atmış. Be yourself diye. Yani kendin ol demiş. Şimdi ben bunu story'si atmadım artık. Hani uzatmayayım ya da ortamı germeyeyim fazla diye ama buraya sakladım. Ala'ya mı dedi acaba kendin ol diye? Arkadaşlar ben bu arada şöyle bir şey seziyorum. Bilmiyorum, sesi düşünüyorum yine. Damla ile Ala'yı bayağıdır ben yan yana görmüyorum. Belki biraz ikisi yan yana gelince tepki oluyor. Ondan da kaynaklı olabilir. Ya da aralarında bir şey var mı? Çünkü Damla yine eskiye dönüş yaptı. Yani Cemal Can'la takılıyor. Seda Önder de o grupta, Ece de dahil. Ala da zaten biliyorsunuz Aslıhan'la birazcık samimi olmaya başladı. Bu süreçte erkek arkadaşı geldi diye biraz Aslıhan'ı yine göremiyoruz. Doruk muydu erkek arkadaşın adı? Evet. Doruk'la beraber takılıyor. Aralarında böyle bir belki bir tık uzaklaşma seziyorum. Bunun üstüne de Ala Damla Altun'la barışınca be yourself lafı onu olabilir. Damla Altun Ala barışınca bana herkes dedi ki Sibel ne yapıyor şu an? Ben bak yemin ediyorum şöyle bir tepki geleceğini biliyordum. Yani Sibel'in Mehtap Algül karakterinde takılacağından çok eminim. Çünkü Sibel de herkesle böyle hani ben iyi olayım. Hani gülelim, eğlenelim modunda bir arkadaşımız, bir influencerımız. Mehtap Algül de öyle bir karakter. Hani kavga etmeyeyim, ona laf sokmayayım. Onlar öyle daha böyle renkli lifestyle kişilikler olarak. Raşel de mesela, Raşel de kimseyle kavgasını göremez. Mesela bazı insanlar var bizim ortamımızda da biliyorsun. Hani belki aman kimseye kötü olmayayım. Ama bana dokunmayan bir yaşasın modundadır. Anladın mı? Hani o sadece eğlenmek, büyümek, takipçi toplamak, sevilmek, sevmek istiyordur. Sibel de böyle bir karakter olduğu için ben şaşırmadım. Ve Ala şu an aşığım havasında. Hani öyle hissettiriyor, öyle tweetler atıyor. Çünkü seviyorum balık burçlarını dedi. Balık burçları değil, balık erkeklerini seviyor. Yine altı çizerek söylüyorum. Balık burçlarını sevmiyor, balık erkeklerini seviyor. Çünkü Sefa da balık. Ahmet de balık. Doruk da balık. Bu kadarıyla Ala zor seviyor. Onu anladım ben. Balık burcu erkeği ya. Ben bir tık durdum. Balık erkeği zordur. Balık burcu olarak söylüyorum. Balık kadın da zordur. Balık erkeği, balık burçları çapkındır. Balık erkekleri ayran gönüllüdür, manipülatif bir burçtur. Dengesizdir. Bak amblemleri bile biri böyle atlar, biri böyle atlar. O çift karakterli olmasını gösterir aslında. Balık burcu ikizler burcuna da yakındır. Onu da söyleyeyim. O yüzden zor bir burçtur. Ala'nın inşallah bu sefer yüzü güler tabii ki. Aşk kazansın. Ben her zaman aşktan yanayım. Aşkı çok seven bir insanım. Çünkü ben de aşk kadınıyım. Şimdi Aslan dedik ya. Ufakça şöyle bir Aslan'ı konuşalım. Aslan Doğan bir pilav videosu çekiyor. Ve pilav videosunda bize böyle bir gönderme var. Ben her zaman diyorum ya. Gerçek bir sosyete, sosyeteyim demez. Ama Aslan bunu yine yapıyor. Vallahi sosyete iyi. Pilavı demişti. Hayır. Sosyetikler pilav pişirir mi demişti. İşte ama o işin bugün böyle olmadığını biz burada ya. Hepimiz kanıt. Bir şey söyleyeceğim. Arda'nın annesi ne hissediyordur orada? Senin annenin yanında böyle bir şey yapılsa ne hissedersin? O da ne dedi ben tam anlamadım. Yani sosyetik pilav. Arkadaşı demiş ki sosyeteler böyle pilav yapar mı? Annesi demiş ki ne alakası var pilavlı sosyeteliğin? Sonra Aslan da diyor ki sosyeteler olarak biz onlara bugün göstereceğiz. Acaba Arda'nın annesi ne hissediyordur orada? O da sosyete olduğunu düşünüyorum. Ay bilemiyorum üzümden. Senin annenin yanında. Senin annenin yanında. Biz böyle konuşmalar yapsan annemle. Senin annen ne yapar? Annen de neymiş bu sosyete pilavı bir bakayım. Onun bence, sosyete pilavı olduğunu düşünür yani. Niye mesela biz onun bu konuyla ilgili hani hoş durmayı da söyledik ya buradan. Hani yakışmıyor. Hani bak Dilat Arkan sosyete. Dilat Arkan'ı hiç duyduk mu? Aslan Alkoçlar. Sosyete. Hiç duyduk mu? Arkadaşlar sosyete pilav yapıyoruz bugün. Diye bir story attığını gördünüz mü? Arkadaşlar biraz sosyete kahvesi içiyoruz. İnsanların bilinçaltına bu kodu yerleştiremez. Ben mesela bu lafın bilerek yapıldığını düşünüyorum. İnadına yaptığı için de ben yine burada bunu konu almak zorunda kalıyorum. Bir de bir tane daha video var arkadaşlar. Onu da şöyle bir ufakça değinmek istiyorum. Çünkü bize göre bir teknik hata var. Yani teknik hata bence ama belki çok doğaçlama da doğaçlama olduğu için hani bırakalım demiş de olabilirler. Şimdi arkadaşlar Aslan'a Fezile Seçkin konuk olarak gidiyor. Ve videonun sonlarına doğru Fezi diyor ki Aslan'ın takipçilerini gönlümden koptu. Şu an 10 tane kirpik serumu hediye edeceğim. Hani yoruma yazın diyor. Aslan o kadar mutlu oluyor ki arkadaşlar. İş sesini durduramıyor ve orada bir şey söylüyor. Onu bir izleyelim. 10 kişiye benden kaç kirpik serumu hediye edeceğim. Senin de görüyorum. Bu arada altına yorumları yapan
Duydunuz mu arkadaşlar ne diyor? Bir daha dinleteyim mi o kısmı? Alta yorum yazan 10 kişiye benden kaç kişi bu iş bana çok güzel yarar diyor. Fark eden oldu mu diye yorumlara baktım. Allah bir kul da fark etmemiş. Niye fark etmedin? Biz yapsak bunu burada. Uuuur diye. Bu iş bana çok yarar demek ne demek? Ben şimdi kötü düşünmeyeyim. Sen düşün. O izlenmesi arttırmayacak o oradaki o laf. Yorum sayısını arttıracak. Ha onun derdinde mi? Evet. O zaman etkileşim yani bana çok yarar diye düşünüyorsa aslan hepsinden daha varlıklı bir kadın. Sosyete sonuçta. Yani hani sosyete. Bunu yapabilir her videosunda. 10 takipçisine 10 tane forma verebilir. Hediye alabilir. Çekiliş yapabilir. Hani Feziye Seçkin'in kaç serumuna kalmadı ki bu iş bana çok yarayacak diyebilecek bir şey. Bence bu onların gözünden de kaçtı. Onların gözünden de kaçtı. Bu editten de kaçtı. Ya da orada Fezi konuşmaya devam ettirdiği için orada bir edit olmasın diye. Çünkü edit yapanlar bilir bu işi. Takipçilerden diyor. Salak değil kimse. Kesme olmadığı olmasın diye orada akışta bırakmış. Aslan kimse anlamaz demiştir. Ya da günahını alıyoruz şu an. Talihsiz bir açıklama olmuş. Takipçilerin yorumuna bırakıyorum. Fikrinizi söyleyin arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar bu sohbetin yanında güzel bir sohbet de gerçekleşiyor orada. Şey soruyor Aslan Seçkin'e. Bu Rolex muhabbeti mi dönüyor ya diyor. Bir Rolex muhabbeti var. Nedir bu Rolex muhabbeti diyor. Fezi şöyle söylüyor. Aslında bu çok eskiye dayanan bir muhabbet. Hani bu yeni hortladı. Bu konu yeni hortladı diyor. Çünkü 10 yıl önce ben Mac'e başladığımda hani sen ne uğraşıyorsun bu işlerle? Tanıştır milleti milletle. Al Rolex'leri. Doldur cebini. Bak keyfine. Değer mi makyajı 3-5 kazanmaya? Gibi. Zaten bu eskilerde de hep böyle bir muhabbet dönmüş, dönüyormuş. Hatta biz de bunu biliyorsunuz Fezilerle gittiğimde konuşmuştum kanalda. Onlar da bana sormuşlardı bu muhabbet ne falan diye. Bununla ilgili bana bir iddia geldi. Ezgi Rıfat küstüyle ilgili arkadaşlar. Bunu ilk defa burada söylüyorum. Hepimiz merak ediyorduk niye küstüler diye. Çünkü çok iyi arkadaş olduklarını biliyorum. Son yurt dışı seyahatlerinde Ezgi ile Rıfat'ın gittiği son yurt dışı seyahatlerinde orada bir küslük gerçekleşmiş. Yani olay orada olmuş aslında. Bu da yine böyle bir muhabbetten dolayı olmuş. O tatilde bir para muhabbeti dönüyor. Para muhabbetinden dolayı da Rıfat'la Ezgi birbirinden tamamen kopuyorlar ve takipten falan da çıkıyorlar. Bu muhabbetler her daim dönüyor arkadaşlar. Sandığınız isimlerin dışında başka isimler de var. Hatta milyon takipçiye sahip olan isimler de var. Bunu bu sektörde bilmeyen yok. Sadece sizler bilmiyorsunuz bu arada. Bunu arka planda bundan arka planda herkes biliyor. Bir mesaj daha geldi sana da. Evet. Sibille Ömer ayrılmış. Pardon, Sibille Ömer de ayrılmış. Evet. Yani şaşırdık mı? Tabii ki şaşırmadık. Sevindik mi? Tabii ki sevinmedik. Sibil zaten bunun sinyalleri önceden veriyordu. Yine bir olduğuna denk geldim gibi bir tweet attı. Hatta o tweetleri şuraya koyarım. Siz okursunuz. Aklımda kalanları söylüyorum. Zaten bir şey söyleyeceğim. Fazla görüşmüyorlar. Fazla resimleri bile yoktu yani. Öyle söyleyeyim. Ya bak ben beni her daim takip edenler yine ne söylediğimi anlayacaklar. Sibil ile Ömer başladığı zaman ben dedim ki bu ilişki bana şu an geçmiyor. Çünkü çok hızlı oldu. Çünkü Sibil'in Burak'a aşkını çok iyi biliyorduk. Hatta Sibil'in aşkına oranla Burak'ın aşkını göremiyoruz diye de her daim hem yorumlara yazdılar. Onlar yorumlara yazdıkça ben de buradan konuştum. Bana hatta dediler ki niye artık Sibil'i konuşmuyorsun? Neden Sibil'le Ömer ilişkisini konuşmuyorsun? Ben de dedim ki her zaman arkadaşlar bana geçmeyen bir şeyi ben konuşamam. Ben ya robotik yorumlarım o da size geçmez. Beni linçlersiniz. O yüzden hiç konuşmayalım daha iyi diye de bak geri dön. Beni izleyenler bu laflarımı çok iyi hatırlayacak. O aşk olmadığı için Burak'la 100 tane Sibil'in vlogu var. Ömer'le 2 kere 3 kere vlog çekti. İkinde üçünde de Ömer zaten Sibil'i bozdu. Hani ne gerek abi? Çekme abi. Tatilimizi yapalım. Yeme dondurma. Bilmem ne yapma falan diye böyle sinirleniyordu Ömer. Şimdi bu yeni bir içerik şu an aslında. Ama benim içerik konularım belli olduğu için şimdi bunu burada böyle yoğunlaşmak istemiyorum. Bunu da bir dahaki videoya saklayalım. Sebebini öğrenebilirsem dersime çalışmış bir şekilde gelirim. Ama sürpriz olmadı. Sibil'den bu elektriği alamıyorduk. Hissedemiyorduk büyük bir aşk olduğunu. Çünkü büyük aşkını nasıl yaşadığını gördük. O yüzden hissedemiyorduk. Görmesek olurdu. Ama gördüğüm için aşkını bu bana hiç geçmedi. Yani bu denize düşen yılana sarılı misali bir aşktı. Hani kafamdan gitsin de bir şeyler. Uzaklaşayım misali bir aşktı. Öyle hissettim ben. Belki de değildi. Hani çok tutkulu da başlamış olabilir ama o elektriği biz alamadık. Peki ben bir şey daha seni yakalamışken sorayım. Beni yakaladın. Evet, ya, ne yakaladın? Sırtıkı sorayım. Peki Damla Altun'la Uğur'un
Yani barıştıktan sonra az mı gözüküyorlar veya koronaydı galiba Uğur. Şimdi geçen gün Damla bir soru cevap yaptı. Orada da bu soru soruldu Damla'ya. Dediler ki hani neden böyle tam istediğimiz gibi göremiyoruz falan. Damla da dedi ki 3 ay boyunca ne çektiğimi bir ben bilirim bir Allah bilir. Hani hayatımın en büyük linçini bir de uzun bir süre linçledim yani. Çünkü o sıra işte Uğur üzülüyor gözüküyordu. Damla daha rahat istemiyorum ayrılalım hani havasındaydı. O yüzden takipçileri de üzüldü Uğur'a. Yine söylüyorum ve Damla'ya yüklendiler ama bugün barıştılar. Ve Damla dedi ki ben hayatımı bu linçten sonra dilim yandı ve yoğurdu üfleyerek yemek istiyorum. O yüzden ben bir daha hayatımı tam anlamıyla size açmak istemiyorum. Mantıklı. Yani. Tamam da Damla böyle konuşuyor ama şimdi ben de bunu yapıyorum. O şey yüklenme bir şey değil bu. Ama nereye kadar saklayacak? Damla'nın bir hayatı var bu arada. Artık Damla sosyal bir kadın. Damla artık Sibil'le, partilerde, eventlerde, Sude'yle, Dilara'larla, Tuana'larla. Damla artık her gün bir yerde. Ama az gösterebilir yani. Sen de az gösteriyorsun. Bu şekilde az gösterenler de var yani. Tabii canım çok az. Mesela Uğur'la bir kahve içerken de Vilon'la gösterip sonra normal günlük hayatına devam. Çünkü günlük hayatta takma tırnağa gidiyor. Burun yaptırmak istiyor. Kendiyle uğraşıyor. Spora gidiyor. Hani gün içinde de yoğun geçiren hayatını aktif geçiren bir kadın. O yüzden paralel olarak bununla ne yapar? Uğur'u böyle çok arada yemek yerken gösterir. Hani biz yine beraberiz ama öyle Uğur'la aşkımla balımla küstük ayrıldık falan bunları yapmaz. Anladım. Ama sonra değişebilir bilmiyorum. Ama dönmesi güzel. YouTube şey oldu ya. Saman gibi oldu. Sessiz sakin oldu. Yani sessiz sakin kaldı. Herkes gelsin ki şenlensin. Ama şey var mesela. Damla'da bir güzelleşme çabası var. Onu görüyorum. Mesela burun yaptıracağım diyor. Ki bence burnunda bir dolgu var. Çünkü eski oranlı burnu daha aşağıdaydı. Şimdi Damla'nın burnu daha yüksek ki. Ufak tefek sakladıkları dokunuşları var. Her zaman bunu söylüyorum. Ha büyüyordur. Daha kadınsı olmak istiyordu. Saçlarını sarı yaptı. Daha burnunu kaldırdı. Dişlerini hani böyle benim tavşan modeli yaptı falan ama diyorum ya ortamları giriyor. Kendini daha iyi hissediyor. Mesela bir cilt bakımı sayfası Damla Hatun'u paylaşmış. Mesela ben Damla Hatun cildini hiç böyle görmedim. Bunu neden gösteriyorum bu arada biliyor musunuz arkadaşlar? Mesela ben ne diyorum? Mesela bakımlara gidiyorum. Bakın diyorum mesela lazerler yaptırıyorum. Kendimi şapkayla oturuyorum kapatıyorum falan. Şunu anlatmak istiyorum size. Amacım burada bu. Üzülmeyin. Hepsi bebek gibi ciltlere sahip. Hepsi çok kusursuz Instagram'da. Onu söylemek istiyorum. Bakın hiçbirimiz normal değiliz. Anlatabiliyor muyum? Kendinizi boşuna üzüyorsunuz. Kendinizi boşuna o Instagram storylerini seyredip evde hay onlar yapıyorlar biz yapamıyoruz oluyorsunuz. Aslında arka plan hiç öyle gördüğünüz gibi mutlu, hiç öyle gördüğünüz gibi eğlenceli değil. Anlatırsan, gösterirsen, saklamazsan kendine inan daha iyi hissedersin. Tabii Damla Hatun değiştirmek isteyebilir, estetik yaptırabilir, nasıl veya diğerleri. Nasıl mutluysan. Dolgu yaptırırsın, rötuş yaptırırsın, cilt bakımı yaptırırsın. Önemli olan bu süreci takipçilerimize paylaşmamız. Onlar da gerçekten alacakları kremi, verecekleri paraya değsin. Yani şimdi DM'de biraz yoğunlaştı. Dilara Tarkan hamile mi diye bir çok yazı geliyor. Bak bir şey söyleyeceğim. Yemin ediyorum bugün benim konumda vardı. Bak bana bir iddia geldi. Ben onu söyleyecektim bugün. O videoya bir bakalım. Bana gelen iddiayı konuşalım. Hangi video? Göster bakayım. Attım sana şu anda. Tamam. Ay hamile. Gördünüz mü? Karnı buradan geliyor. Şimdi bize dün bir iddia geldi arkadaşlar. Ben bunu paylaşmadım. Yağmur abla, inanılmaz ötesi bir iddia duydum. Sanırım Dilara Tarkan hamileymiş. Acarkent'te Nilüfer Tarkan'la arkadaşı sanırım konuşurken arkadaşım duymuş arka masadan Dilara da aldırmak istemiyormuş. Yağmur abla koş demiş. Bugün de bu olay patladı. Hesadef mi? Değil. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Kesinlikle Dilara Tarkan hamile. Dilara Tarkan çok hızlı bir şekilde evlilik teklifinden sonra hemen nişan yapılıp evlilik teklifinden sonra bu kadar hızlı nişan olması evet. Hemen üstüne hemen haftasında değil nişan olması. Herhalde haftaya o da. Eminim bu kadar hızlı ilerliyor ki çünkü. Belli olur şimdi. Ya bu arada hani bu insanlar tahminimce buna takılacak insanlar değiller. Yok. Ve Dilara bence gösteriyor zaten arkadaşlar. Dilara saklamıyor. Evet bir elini. Hayır saklamıyor kız. Bir elini devamlı oraya koymaya çalışıyor. Arkadaşlar Dilara Tarkan tahta gibi kız ayol. Eğer böyle bir şey varsa da şimdiden hayırlı olsun. Allah da Mesut Bahtiyar etsin. Hemen 2 dakika Dilara Tarkan'ın da nişan kıyafetini konuşalım. Ben bayıldım. Siz ne düşünüyorsunuz? Yoruma yazarsınız. Ama ben bayıldım. Çok zarif. Halter yakalı bir elbise giymiş. Halter yakayı da peluşlar takmışlar. Yani hem spor
Hem şık bir görünüm olmuş. O yüzden bu havaya çok sevdim. Çok zarif. Zaten Dilara Hakan kuğu gibi bir kız. Ah, tek nefes konuştum. Vallahi tek nefes konuştum. Videoyu burada sonlandırıyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım keyif almışsınızdır. Ufacık bir şey söyleyeceğim. Dedim ki ben takipçilerime küstüm. Ben aslında çok başka bir şey anlatmak istedim. Ama siz çok başka bir şey anladınız. Benim anlatmak istediğim olay neydi biliyor musunuz? Bak şimdi hemen size örnek storiesini gösterebilirim. Ala ile Doruk fotoğraf atmış. Bana gelmiş takipçim, göndermiş hikayesini. Kim bu dedim. Ala seni mi engelledi dedi. Beni engellediğimi 1000 kere söylemiş bir insanın videolarda. Storylerinde de 1000 kere söylemiş bir insanım. Ama beni artık tamamen izlemediğiniz için, tamamen Instagram'da kaldığınız için, Instagram'da da her story'ime çok dikkatli bakmadığınız için olaylardan uzak kalıyorsun. Benim aslında serzenişim bu anlamdaydı. Orada nasıl anlaşılmış biliyor musunuz? Belki ben geçiremedim. Onunla ilgili sıkıntı yok. Benim anlatmak istediğim aslında böyle bir şeydi. Ama siz orada ben büyümüyorum. O yüzden de sizi sevmiyorum artık. Takip olmuyorsunuz, yorum atmıyorsunuz. Böyle algılanmış. Ama öyle bir şey değildi aslında benim anlatmak istediğim. Onu buradan bir kez söylemek istiyorum. Resmen nasıl bir şey olmuş biliyor musunuz? O video. Böyle resmen ben içimi döktüm size. Resmen sizin de hani içinizi döktünüz öyle söyleyeceğim. Herkesin böyle içini döktüğü bir video oldu. Ben çok sevindim mi? Çok sevindim. Çünkü hiç kimse üşenmemiş. Herkes böyle böyle. Bu da beni ne kadar çok sevdiğinizi gösterir bu arada. Bundan çok mutlu oldum. Böyle böyle yorumlar atmışsınız. Yani şu kadarı beni eleştirirken şu kadarı da beni sevdiğini belli etmiş. Yani yorumun içinden bahsediyorum. O yüzden aslında bilinç girişimi oldu. Doğrudur. Ama ben her şerde hayır olduğunu inanan bir insanım. Her zaman bende bu böyleydi. Yine bana yardımcı oldunuz. Belki bazıları benim gitmemi istedi. Bazıları hem beni böyle bir sarmalayıp kendine gel deyip silkelediler. Hem de yaptığımız hataları ekipçe beraber gördük. Yani şöyle söyleyeceğim arkadaşlar. Artısıyla eksisiyle ben yorumlardan bir sonuç çıkardım. Zaten bunu da Instagram'a yansıttım diye düşünüyorum. O sizin yorumlarınızdan sonra bence Instagram'daki değişikliğin farkındasınızdır diye düşünüyorum. Bot hesaplar yorum yapıyor ve bunlar beni hiç ilgilendirmiyor dedim. Herkes şey zannetmiş. O bize yağmur bot diyor. Arkadaşlar 1000 yorumun 100'ü botsa bottur. Ama 900'ü sizin fikirlerinizdi. Manyak mıyım ben hepsine bot diyeyim? WhatsApp gruplarında, Telegram gruplarında bir konuşma gerçekleşmiş. Benim YouTube linkim oralara atılmış. Bunu da duyduğum için o story attım. Ve aynı yorumlardan defalarca aynı yorumların harfi harfine hiçbir şey değiştirmediği için zaten mantık olarak siz de bunu algılıyorsunuz. Çok böyle yazmış demiş ki senin videona gelip her zaman yorum yapan bir insanım. Ondan ama videom bana geçmedi. Hadi arkadaşlar takipten çıkalım. Yağmur zaten çok değişti. Çok link veriyor. Hepsine geleceğim. İsterseniz siz de o yoruma tıklayıp benim kanalıma kaç kere yorum yaptığını görebiliyorsun. O bana yorum yapan insanı tıkladım. Bakayım kaç kere diyor ya çünkü her zaman yorum yaptım. Bakayım önce beni seviyordu da sonradan mı benden soğudu diye bakayım dedim. Bu kanal ilk defa yorum yapıyor. O da bu videoya. O yorumlar bana geçmedi. Onu söylemek istiyorum. Arkadaşlar benim hikayelerimi 190 bin insan bakıyor. Tamam mı? 190 bin oranını çıkarın. O kadar insanla iletişim halindeyim. Benim hikayelerimdeki linkler seni rahatsız ediyorsa gerçekten sende bir sıkıntı var. Neden biliyor musun? Bak hemen sana açıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Atla arkadaşım. 8 story'de bir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 story'den sonra bak. Nereden baksan 25 story atmışım. Şu an saate kadar. 10 hatta daha da fazla atmışım. 30 haber atmışım. 30 haberde 3 link. Seni rahatsız ediyorsa inan o senin sende bir sıkıntı var. Bak buna inan. Çünkü atlarsın arkadaşım. Haberlerin devam edersin. Ben otururum buraya 30 tane sözümün kolajını yaparım yine çıkartırım. Ben kimse para kazanmasın demedim. Kimse link bırakmasın demedim. Ama sen 20 tane story atıyorsan 10 tanesi link olursa ben bunu eleştiririm. Yine şu an gündemimde yoktu. Haftaya gündemimde olabilir. Yine 10 tane story ise 8 tane link görürsen ben o insanı yerden yere vururum arkadaşım. Ama ben 30 tane story atan, arada 3 tane link veren insanı hiçbir zaman şu masada konuşmadım. Hiçbir zaman kimseyle bak. Ben belgelerle konuşurum. Size belgelerle konuşmamalıyım ya. Benim belgelerle konuşacağım insanlar belli. Biz bu konuma gelmemeliyiz arkadaşlar. Ben asistanlarımı bile sizlerin arasından almış insanım ya. Ben story attım. Benimle çalışmak isteyen arkadaşlar benimle bana başvuru yapsınlar dedim. Özelliklerini belirttim. Sizin içinizden sizin gibi 2 tane insan seçtim. İkisi üniversite öğrencisi, son sınıf öğrenciler ki onların yerinde siz olabilirdiniz. Girişimci bana gelip diyor ki abla beni paylaşırsan
linkimi bırakırsan büyürüm sayende, para kazanmış olurum. Bu mu seni rahatsız etti? Bu seni rahatsız etmemeli bence. Çünkü biz böyle bir insan değiliz. Böyle bir kanal değiliz. Gazete alıyorsun değil mi? Biliyorsun ki ikinci sayfa veya üçüncü sayfa hep cinayet haberi. Ben ikinci sayfa okumuyorum mesela. Atlıyorum ikinci sayfayı. İstediğim köşe yazarları varsa, haberler varsa, magazin varsa onu okuyorum. Sen gazete ediyor musun? İkinci sayfasını yırtayım atayım da falan. Yapıyor musun? Yok, gazete her gün alıyorsun. Ekmeğini, sütünü yanında okuyorsun, eve gidiyorsun. Atlıyorsun istemediğin haberleri, istediğin haberleri okuyorsun. Bu da öyle bir şey. 10 magazinden sonra, 7 magazinden sonra gördüğün link seni rahatsız ediyorsa geç arkadaşım. Almak isteyen varsa alsın. Ben istemiyorum da geç. 10 tane magazinde 7 tane link görüyorsan o yorumlar bana geçerdi arkadaşlar. O yüzden yorumlarınız bana geçmedi. O yorumlar bana geçmedi ama. Beni eleştiren yorumlar bana geçti. Şurada haklıydınız. Seni özlüyoruz. Senin samimiyeti yok. Çok haklısınız. O yüzden bugün değiştirdim. Mesela gene aynı şey söyleyeceğim. Gazeteyi okurken en arkada magazin vardır. Bir sayfasında teknoloji vardır. Öteki sayfasında yeni dünya vardır. Öteki sayfasında ilişki vardır. Öteki sayfasında evlilik vardır. Doğru muyum? Ama sen istiyorsun ki yabancıyı konuşma, onu konuş. O diyor ki onu yapma, bunu yap. Ben bir tanenizi mi seçip dinleyeceğim içinden? Ben hepinizi dinleyip bana diyor ki hep aynı insanları konuşuyorsunuz. Hep aynı insan. O zaman ailemle konuşacağım. O zaman diğerleriyle konuşacağım. Bir kısmı onları konuşma. Bir kısmı yabancı yapma, bir kısmı yabancı yap. Bir kısmı Michael Jackson'ı konuşma, bir kısmı Michael Jackson'ı konuş. Ben hepinizi dinleyen bir insan olarak ortayolu bulmak zorundayım.